Yani bunu böyle bir soru sorulunca benim için anlamı var mı buradan aday gösterilmenin? Kelimelerin yetebileceği bir açıklamam olamaz buna. Çünkü yani mutluluğumun ve bundan duyduğum gururu ifade edecek kelime bulmakta çok samimiyetle zorlanıyorum ben. Çünkü ilk kez adaylık söz konusu olduğunda benimle görüşen çok da eski dostum ADP eş başkanına birlikte çok uzun yıllar öncesinden tanışıklığımızdan gayri Kürt sorununun barışçıl çözümü için çok dünyanın her köşesine Güney Afrika'dan İrlanda'ya birlikte seyahat ettiğim, ayrıca Türkiye'nin her köşesinde, onun şehrinde, Nusaybin'de, burada Diyarbakır'da, ki ilk tanışıklığım Diyarbakır'da, Ahmet'te başlamıştı onunla bir panelde. O zamanlar Osman Baydemir, İnsan Hakları Derneği Başkanı'ydı burada. Ta o yıllara giden bir tanışıklığımız var, Mithat Sancar. Onunla konuşurken, yani adaylık söz konusu olduğu, ki iki hafta olmadı daha bu söylediğim, bu görüşme. Ona dedim ki, nereden aday gösterilmemi düşünüyorsunuz, bir ipucu verebilir misin acaba? Yani kararı siz vermişsiniz de yani bir bileyim diye. Söylemedi Ahmet diye bana. Kürt illerinden dedi. Kürt illerinden biri dedi. Batı'dan olmayacak Kürt illerinden biri. Ben de ona o zaman dedim ki, buna çok sevindim, özellikle sevindim. Çünkü ben etnik olarak Türk'üm ama ruhen Kürdistani'yimdir dedim. O sözü de ilk kez ondan yıllar önce duymuştum. Kendisinin Kürdistani olduğunu söylemişti bana, bu kültür ikliminin çocuğu. Ve onu ekledim, ben senin gibi coğrafi anlamda Kürdistani değilim ama ruhen Kürdistani'yim dedim. Sonra bir iki gün içinde bir takım duyumlar orasının Ahmet olduğunu bana söylüyordu. Olağanüstü bir mutluluktu. Çünkü o görüşmede de söylediğim gibi tamam Kürt illerinden birinden baş göz üstüne aday gösterilmek. Yeşil Sol Parti adayım ama işte Halkın Demokratik Partisi HDP'nin getirdiği bir adaylık süreci gibi algılamak çok yanlış olmaz. O yüzden Kürt illerinden birinden aday gösterilmek baş göz üstüne. Fakat Ahmet bambaşka bir yerdir, yeri başkadır. İki sebepten. Ahmet, Diyarbakır, adını ne koyarsanız koyun, Tigran Mekert hatta isterseniz, çok özel bir yerdir. Ben bunu biliyorum. Bir takım kentler var. Ben kent meraklısı bir adamım. Hatta 21. yüzyılın başında, bundan 23 yıl önce Benim Şehirlerim adlı bir kitap yayınladım ben. Şehirlere, kimliklere düşkün bir insan olarak şehirleri yazmıştım. Mesela Kudüs benim için öyle bir yerdir. Annemin memleketi olan Selanik benim için öyle bir yerdir. İstanbul öyle bir yerdir. Ve Ahmet öyle bir yerdir benim için. Ahmet çok özel bir yerdir. Şöyle ifade edeyim, dört parça Kürdistan'ın bütün köşelerinin gözünü diktiği noktadır burası. Hiçbir devletin başkenti olmamıştır. Şu anda da bir devletin başkenti değil. Fakat ister güneydeki Kürtler olsun, Hevler, Süleymaniye, ister İran'dakiler, ister Suriye'dekiler, ki Irak Kürtleri epey yol aldılar. Orada özel yönetimleri var. Ve ben o kurucu liderlerini de şahsen tanıyorum. En başta rahmetli Mam Celal Talabani olmak üzere, Mesut Barzani'yi, diğer bütün liderlerini de tanıyorum. Onlar için ölçü Diyarbakır'dır. Gözleri Diyarbakır'a dönüktür. Burası ne yöne gidiyorsa, ne yapacaksa ona göre bir ruhi, zihni şekillenmeye girerler.
Türkiye coğrafyasından da biliyorum. Bu bölgenin her köşesini ben defalarca dolaştım. Van önemli bir şehirdir, büyük bir şehirdir ve bir merkezdir. Van'da bile gözü Diyarbakır'a çevrilir. Oradan ne yöne gidecekse bir gelişme, ona göre ayarlanır hayat. Hakkari en dipteki çölemer köşe. Bir şey sorarsınız, ne olabilir diye bakalım Diyarbakır'da ne olacak derler. Burası ayar verir. Sadece Türkiye'nin içinde bu yer aldığı bölgesine değil, Kürdistan'ın her köşesine ayar veren yerdir. Ve aynı zamanda Türkiye'ye ayar veren bir yerdir. Bunu en kestirmeden Mesut Yılmaz'ın meşhur lafını hatırlarsak anlarız. Brüksel'in yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. Ve Brüksel neresi? Batının en batısı Avrupa'nın. Brüksel'den sonra biraz yarım saat sonra deniz başlıyor. Avrupa bitiyor. Ne demek Brüksel? Avrupa Birliği demek. Bütün bu nedenlerden ötürü Diyarbakır Ahmet ismi, oranın temsilcisi olabilme duygusu akıl almaz bir mutluluk benim için. Bir de ömrünün neredeyse 40 yılını Kürt sorununa vakfetmiş, onun üstünde çalışmış. Onun için bir takım bedeller ödemeyi göze almış. Kürt coğrafyasının, Türkiye ve Türkiye dışındaki Kürt coğrafyasının bütün aktörlerini aşağı yukarı ya da önde gelen aktörlerini, halkın kendisini yakından tanımış biri olarak Ahmet milletvekili sözcükleri yan yana benim için gurur, okşayıcılık, bütün bir hayatın anlam kazanması. Bir de ben şunu da biliyorum. Bu ülkenin, Türkiye'nin en vefalı insan topluluğu Kürtlerdir. Ve onların simgesi olan şehrin adaylığı aynı zamanda zaten çok büyük duygusal bağlarla bağlı olduğum halkın bir parçası olmak, onlara entegre olmak anlamında da gelir diye. Çok çok heyecanlandırıcıydı. Bir de başka bir nokta var. Son bunu böyle tamamlayayım. Ben zaten Ahmet'e aşık bir adamdım. Yani bütün bu siyasi ve simgesel anlamların dışında bu şehirle tuhaf bir manevi bağım vardı benim. Ve ben buna ilk görüşte aşk adını koymuştum. Ben Ahmet'i ilk kez Van'dan Antep'e doğru giderken, o zaman 23 yaşındaydım. 1971 yılının Mart ayında, aşağı yukarı şimdiki zamanlar gibi bir günde, Van'dan geldim, Antep'e gideceğim, bir gece kalacağım. Ve geçen gün Sur'da partinin büro açılışında dediğim gibi, bugüne kadar iki aşığın buluşmasıydı her gelişte, benim Diyarbakır'da hissettiğim. Fakat şimdi buranın evladı sayıyorum kendimi. Diyarbakır'ın çocuğuyum ben artık, Ahmet'in. Ve bir de vekili olursak onun temsilcisi olacağız. Ve son üç gün içinde ilçelerinde olsun, Ahmet'in merkezinde olsun, işte insanlarla temas ederken o gözlerdeki ışıltı, bana gösterdikleri sevgi ve sevecenlik bütün bu mutlulukların ötesine yeni bir duygu aşıladı bana. Sorumluluk. Ben bu şehrin madem çocuğuyum ve temsilcisi olacağım, bu şehre ait her şeyden ve bu insanların bu sevgisi ve sevecenliğine karşılık verebilmem, onları hayal kırıklığına uğratmamam gerekir. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk duygusu da geldi. Allah utandırmasın, altından kalkalım mı sorumluluğu? Ağır bir yük yani. Bu yaştan sonra niye ben Kürtçe öğreniyorum? Bu tamamıyla Kürtlere saygıyla ilgili bir mesele dedim. Çünkü kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım belli değil. Kaç sene yaşayacağım belli değil o yaşa gelince. Bir yandan Kürt sorunuyla, Kürtlerle bu kadar yoğun ilişkisi olan bir adam ve benim halkımın, benim ülkemin halkının en aşağı %20'sini oluşturuyor. Ve onlar benim ana dilimi konuşuyor. Ben onların ana dilini bilmiyorum. Bir yandan da Kürtlere Kürtçe eğitim hakkı verilsin. Kürtçe, Türkçenin yanında niye resmi dil olmasın diye mücadele veriyoruz. Birisi kalkıp sorsa sen Kürtçe biliyor musun? Yok. Sana ne dese söyleyecek lafın yok. Madem Kürt haklarının dil başta olmak üzere bu kadar mücadelesini veriyorsunuz. Madem ki ülke nüfusunun en az %20'si
ana dili bu olan insanlardan oluşuyor. O da benim halkımın bir parçası, bir halkım. Dolayısıyla onlara saygılı olmam lazım ve dillerini öğrenmem lazım diye düşündüm ve ders almaya başladım. İşte haftada 2 saat ders alıyordum. Bir süre sürdü kesintileriyle. Bayağı da ilerlemiştim. Fakat son 7 sene aşağı yukarı hiç kullanamadım. Geriledim. Şimdi şaka olarak hep şunu diyorum. Vallahi 7 sene önce benim Kürtçem daha iyiydi diyorum. Şaka dediğim kısmı şu. Kürtler yüzünden geriledi. Niye diyorlar? Hep benimle Türkçe konuşuyorlardı. Ondan diyorum. Şimdi bütün bu şakalar bir yana Ergani'ye gidince o topluluk önünde benim uzun seneler sonra ilk konuşmam bir topluluk karşısında. Birden hatırıma geldi ki ben insanlara Kürt bölgesinde bizim seçmenimiz olacak insanlara Kürtçe hitap edersem o az önce söylediğim saygıyı somut olarak göstermiş olurum. Kelime aklıma gelmedi. Birine dedim ki git nasıl deniyor Kürtçe? Herede. Onun üzerine şeyi kurmuştum. O gün Tayyip Erdoğan da Ahmet'e geliyormuş. Hazır. Her Erdoğan, her Erdoğan diye işte şey. O hırbe. Ondan sonra Jü Ergani Ezdibajım Her Erdoğan, her O hırbe diye. Bir de Rejime Ceberut Erdoğan. O hırbe diye. İşte o kadarını kurtardık durumu Kürtçeyle. Yani Türkiye, AKP, Türkiye'de tabii sonu olacak. Tabii Erdoğan giderse AKP filan birkaç yıl içinde, birkaç yıla kalmadan hatta dağılır. Çünkü tek adam rejimi, tek adam partisi. Yani o tek adamın ülke üzerindeki otoritesi yıkılırsa partide un ufak olur, gider, ayakta kalamaz. Yani nasıl şahıslara bağlı partiler o şahıslardan sonra ayakta kalamadıysa Anavatan Partisi, ANAP, Demokratik Sol Parti, DSP, Ecevit'ten sonra. Dolayısıyla o partiler benzer bir şekilde AKP'de kalmaz Türkiye'de. Ama bunun için Erdoğan'ın gitmesi lazım. Erdoğan gider mi dersiniz muhtemelen öyle olacak. Şu andaki göstergeler, yani seçime bir aydan az bir zaman kaldı. Ve benim epey bir zamandır yazılı olarak bir çeşitli vesilelerde söyleyerek yaptığım tespit bu deprem felaketinin Türkiye'nin başına çöken çok geniş bir bölgeye ve on binlerce insanın hayatına mal olan depremin enkazının altında bu rejim de kaldı. Ve bu enkazın altından çıkması mümkün değil. Ya çok büyük bir hile hurda yapması lazım. Çok kolay değil. Yani bunu deneyecek. Yani ondan bir şüphe yok hile hurdayı. Fakat muhalefet o kadar geniş. Halkın tepkisi ve öfkesi o kadar yükselmiş vaziyette ki hile hurdanın da para edemeyeceği bir noktaya geldik. Ya da düdüğü çalıp ya bir yere savaş açması lazım. Olağanüstü bir durum yaratması lazım. Şartları değiştirmesi lazım. Onun için de zaman çok kısaldı. Seçime çok yaklaştık. Bütün bunları yapamadığı takdirde, hır çıkarmadığı, hile hurdayı istediği kadar yapamadığı takdirde gitmemesi mümkün değil. Gidecek. Onunla birlikte rejimi de, AKP-MHP rejimi de gidecek. Sen girerek konuya yaklaşıp oradan bir sonuca gidelim. Bir, Kürt sorunu Erdoğan Cumhurbaşkanı kaldığı sürece ve mevcut parlamento aritmeti yani AKP-MHP rejimi hüküm sürdüğü sürece hiçbir yere gitmez. Bunu en veciz şekilde geçenlerde Selahattin Demirtaş ifade etti. Erdoğan Kürtler için asla açılmayacak kara bir sayfadır, kapanmıştır dedi. Şimdi Erdoğan tek adam rejimi dediğiniz zaman zaten bu rejimin ve AKP-MHP rejimi dediğiniz zaman aynı anda şunu söylemiş oluyorsunuz. Bu rejim koyu bir milliyetçi rejim, Türk milliyetçisi, saldırgan milliyetçi bir rejim. Ve bu rejimin unsurları arasındaki zam, yapıştırıcı, birleştirici Kürt düşmanlığı. O kadar Kürt düşmanlığı ki dış politikasının birinci meselesi Suriye'de bir Kürt oluşumunu engellemek. Ve bunun için de Suriye'ye Kürtlere saldırmak.
O yüzden de Amerika ile falan büyük sorunları var. Çünkü Amerika'yı Suriye'deki Kürt oluşumuna askeri şemsiye sağladığı için sen nasıl benim müttefikimsin? İşte Suriye'de Kürtleri destekliyorsun. Bu benim için bir varoluşsal sorundur diyor. Yani AKP ve MHP Kürtler olmasa birlikte bu rejimi kurup devam ettiremezler. Şimdi bu rejim kalırsa Kürt sorunu çözümü diye bir şey yok. Çünkü bunların için Kürt sorunu çözümü Kürtlerin ezilmesi demek. Yok edilmesi demek. Kırılması demek. Şimdi buradan hareketle Kürt sorunu çözümü bundan sonra nasıl yol alır? Birinci şart Erdoğan gidecek. İkinci şart AKP-MHP rejimi sona erecek. Ondan sonra Kürt sorunun çözümü için yollar açılmış olacak. Bu zor bir sorun. Yani bir günde iki günde oturup parlamento çatısı altındaki orada olması çok iyi bir şey tabii. Bu konuda da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Pervin Buldan ve Mithat Sancar mutabık kaldılar. Meclis çatısı altına getirip çözüm aramak için. Bu iyi bir başlangıç. Ama bu sorunun alacağı çok uzun yol var. Kolay bir şey değil. Fakat en başında bu sorunun konuşulmaya başlanması için Erdoğan gittikten ve AKP-MHP rejimi sona erdikten sonra bunun konuşulabilmesinin ikliminin yerleşmesi lazım. Yani toprağa ektiğiniz bir ağacın çıkabilmesi için, çiçek açabilmesi için iyi sulanması lazım, güneş lazım. Bir iklim lazım yani. Toprağa tohum attığınız ya da toprak betonsa orada bir şey ekemezsiniz. O betonu kaldıracaksınız, toprağı bulacaksınız, tohum atacaksınız. Onun olması yani Türkiye'nin normalleşmesi demek, demokratikleşmenin başlaması demek. Onun ölçüsü de Kürt halkının seçilmiş temsilcilerinin, şu anda hapiste bulunan, tutsak bulunan Selahattin Demirtaş'tan, Gülten Kışanak'a hepsinin o binlerce HDP üyesinin, tutuklu bulunan hepsinin demir parmaklıkların dışına çıkması. Bu davaya sahip çıkıp Selçuk Mızraklı'nın, Ahmet'in seçilmiş belediye başkanı, daha 2018 yılında seçildi bir de. Onun çıkması lazım. Kayyum rejiminin sona ermesi lazım. Yurt dışında sürgünde bulunan seçilmiş temsilcilerin de tekrar geri gelmesi lazım. Buradan neyi anlayacağız? Ülke normalleşiyor. Artık demokratikleşme zemini oturuyor. Ondan sonraki adım işte gelin şimdi Kürt sorunu barışçı yollardan çözmek için oturup konuşmaya başlayalım. Şunu açıkça tespit etmemiz lazım. Kürt sorunu çok yönlü bir sorun. Ve zaman içinde kangrenleşmiş bir sorun. O yüzden çözümü de bir günlük, iki günlük çok kolay bir iş değil. Yani parlamento için oturup konuşsak da hadi çözelim. Diyelim ki CHP ile Yeşil Sol Parti temsilcileri oturdu. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nde bir itirazı yok. Hatta Gelecek Partisi de katkıda bulunabilir. Hatta Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu'nun da olumsuz bir yaklaşımı yok. Ve hatta diyerek söyleyeyim. Bütün olumsuzluklarına rağmen seçim sonrası İyi Parti seçim öncesinden farklı bir tavır alabilir. Tamam o zaman işte oturup konuşarak çözeriz. Peki Kürt mücadelesinin silahlı bölümünü ne yapacağız? Onlar yıllardır dağda. Bir zamanlar işte ovaya indirilmekten bahsediyordu. Bunun için bir takım girişimler de oldu. Bu girişimler yarı gönüllü olduğu için, siyasi kararlılık olmadığı için arkasında, sorunun boyutları iyi kavranmadığı için siyasi otorite tarafından akim kaldılar, yarıda kaldılar ve sorun daha da kangrenleşti. Fakat son tahlilde Kürt silahlı güçlerinin silahı bırakmasının sağlanacağı koşullar oluşmadan, onlar silah bırakılması için muhatap alınmadan, onların da silah bırakmak için bir takım şartları olacak. Ne diyeceksiniz yani? Silahlarınızı bırakın, gelin teslim olun, sizi tutuklayacağız ve yargılayacağız. Türk adaletine teslim olun, hapse girin, başınıza gelecek şeye razı olun. Ne karşılığı? Silahları bırakın.
Böyle saçma bir çözüm olmaz zaten değil mi? Yani kim niye bıraksın silahları o zaman? Silahları bırakması için onu sağlayacak bir takım gelişmeler, adımlar atılması lazım. Bütün bunların sağlanabilmesi için bir muhatap da orası, o demek o. Yani sadece meclis içinde oturup konuşarak da halledemezsiniz. Meclis çatısı altında bu sorunun ele alınması çok isabetlidir. Yol alınması için çok önemlidir. Fakat tek başına meclis içinde temsil edilen siyasi partiler tümüyle bu sorunu geri gelmeyecek bir şekilde çözmek için yeterli değildir. Bu sorunun başka muhatapları da var ve o muhatapları da aklınızın bir köşesine yerleştirmek zorundasınız. Ve onları da diyaloga taraf olarak bir şekilde kazanmak zorundasınız. Ve geçmiş olumsuz tecrübelerden de ders alarak o diyalogu yapmak zorundasınız ki nihai çözüme doğru gidilebilsin. Anlaşmanın bir şartı da Abdullah Öcalan'a uygulanan tecidin kalkması. Çünkü tecid de normalleşmeyi engelleyen bir anormallik hali. Buradan hareketle şunu söyleyeyim. Kapılar açılacak. Hapishane kapıları açılacak. Türkiye'nin kapıları da sürgündekinden gelenleri açılacak. Kayyum uygulaması son verilecek. Tecid kalkacak. Abdullah Öcalan'da tecid kalkacak. Bunlar olmadan normalleşme olmaz ve Kürt sorunu ele alamazsınız da. Buradan hareketle bir şey söyleyeyim. Abdullah Öcalan muhatap mıdır? Yani Tayyip Erdoğan muhatap aldı zaten onu. 2013 yılından 2015 yılına kadar devletin birçok unsuru gitti kendisiyle görüştü. Bu gizli Oslo'daki gibi, yani 2009-2011 yılındaki 11 aşağı yukarı 11 kez yapılmış gizli görüşme de değildi. Bizzat ülkenin Cumhurbaşkanı İmralı'yla oturup görüşmelere başlayarak yeni bir barış süreci başlatıyoruz dedi. Şimdi bu önemli bir kazanç. Neden önemli bir kazanç? Tekerleği yeniden icat etmek zorunda değiliz. Amerika'yı yeniden keşfetmek zorunda değiliz. Ne demek yani? Abdullah Öcalan'la görüşülebilir mi? Görüşüldü. Yani hiç olmamış bir şeyden bahsetmiyoruz ki biz. Görüşüldü. Peki bu görüşmeler Abdullah Öcalan taş koyduğu için mi sona erdi? Yani Abdullah Öcalan'ın görüşme partneri olarak İki yıl boyunca, bir de daha evveliyatından gizli görüşmeleri de ele alırsak, yıllar boyu görüşülmüş kişiliğini göz önüne alırsanız, bir, görüşülebilir bir kişi demek ki. İki, onun nedeniyle bozulmadı süreç. O engel çıkarttığı için bozulmadı. Barış sürecinin neden bozulduğunu herkes biliyor. Unutanlara da hatırlatmalıyız hepimiz. Bu ne demek? Zaten görüşülmüş olan ve onun sorumlu olmadığı bir nedenle kesilmiş olan görüşmelerin pekala onunla tekrar yapılabileceği anlamına geliyor. Yani bir yandan siz meclisteki seçilmiş partilerin arasında meclis çatısı altında bu sorunu ele alacaksınız. Bir yandan silahlı kanadıyla Kürt hareketinin o silahlar acaba nasıl bırakılır ve bırakılması gerekir konuşacaksınız. Ve en önemlisi de bütün bu hareketin lider figürü olan kişi üzerindeki tecidi kaldırıp onunla görüşeceksiniz. Daha önce de görüştünüz zaten. Görüşülmemiş birisi değil. Yani bütün bunların olacağı bir süreçle ancak biz Kürt sorununun çözümüne doğru yol alabiliriz. Şimdi onlar bu topa pek girmiyor gibi gözüküyorlar. Şu seçimlere kadar hayırlısıyla bir varalım havasındalar. Burada Yeşil Sol Parti'nin güçlü bir şekilde yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmesi olağanüstü önem taşıyor. Çünkü açık adını koyalım bir şeyin. Benim son birkaç gün içinde sahada, Amed'de bizzat yaşadığım, tecrübeden edindiğim bir gözlemi ve duyguyu aktarayım. Bu bir halk hareketi. Adını ister HDP koyun, ister DEP koyun, ister Yeşil Sol Parti koyun. Bu
seçimler için ya da işte bir takım işleri yapmak için halk hareketinin formatlanmış halidir. Bizim hepimizin, benim gibi olan herkesin önünde bir halk hareketi var. Biz yani şimdi aday olmak, şu olmak, bu olmak, bu halk hareketinin içinde görev almak. O halk hareketinin içine yerleşmek demek. Çok büyük bir halk hareketi bu. Herhangi bir siyasi temsiliyet değil. Yeşil Sol'un meclise gitmesi demek, halk hareketini meclise temsille taşımak demek. Hiçbir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere söylüyorum, bu altılı masayı oluşturan Yeşil Sol Parti kadar temsiliyet gücü yok. Onlar halk hareketini falan temsil etmiyor. Onlar seçmenlerini temsil ediyorlar. Biz bir halk hareketini temsil ediyoruz. Ve bu halk hareketi şimdi konuşmakta olduğumuz sorunun en can alıcı tarafı ve omurgası. Dolayısıyla bu sorunun muhalefet tarafından da doğru bir şekilde ele alınıp, algılanıp ele alınıp araçlarının oluşturulması bizlere büyük görev veriyor. Bunların hepsine yani AKP, MHP rejiminin sona erdiğini varsayarak konuşuyorum. Yeni rejimin sahipleri mevcut altılı masanın unsurları diyorsak biz bunlara bu madem bir de Cumhurbaşkanı, muhtemel Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu meclis zemini içinde, meclis zemini üzerine ve meclis çatısı altında ele almaktan yana o zaman da biz bunlara bu işin nasıl olabileceğini esas olarak Yeşil Sol Parti olarak bizim parlamentodaki gücümüzün anlatması ve ikna etmesi gerekiyor. Ve şimdi az önce konuştuğumuz işin diğer boyutlarına da onların ikna olması gerekiyor ve o işi biz yapabiliriz, biz yapmalıyız. O bakımdan henüz Millet İttifakı dediğimiz blok az önce soruda da ima edildiği gibi bu topa girmemiş durumda ama o topa girmesini ancak biz sağlayabiliriz. Yeşil Sol Parti'nin en önemli yanı bu. Kürt sorununun çözümüne doğru bir şekilde kanalize edilmesi, doğru yöntemlerin benimsetilmesi işi de ayrıca Yeni Sol Parti'nin oynayacağı en önemli rollerden biri yeni dönem. AMED'e bakarsanız 600 milletvekili çıkarabilirsiniz. Bu parti tabii AMED'i ölçü olarak alırsınız. Dehşet bir yer AMED o bakımdan. Ama yani gerçekçi tahmin eğer ittifak unsurlarından biri ayrı listeyle girmeseydi 112'ye kadar çıkabileceği çok gerçekçi olmayan bir tahmin sayılmazdı diyen, bu işin matematiğini, aritmetiğini iyi bilen insanlar var. Dolayısıyla 112 falan beklenmiyor. İşte 75'e kadar indirenler var. 75'in altında olmaz deniyor. Bu bileşenlerden, ittifak unsurlarından birinin ayrı listeyle çıkacak olmasına rağmen 80, 82, 85 çok normaldir deniyor. Fakat benim tahminim o ki Türkiye'nin içinden yepyeni bir dinamik bu iktidarı alaşağı edecek bir dip dalga geliyor. Kuvvetli bir dip dalga geliyor. Eğer sezgilerim beni yanıltmıyorsa 90-100 civarında milletvekili normaldir. Her halükarda ne olursa olsun ne yapsanız Yeşil Sol Parti Türkiye demokratikleşmesinin, Türkiye normalleşmesinin, Türkiye'nin yol alabilmesinin anahtarı olacak. Yeşil Sol Parti'nin temsiliyeti gücü anlamında da Türkiye'nin Kürt halkı ve Türkiye'deki Kürt hareketi, Yeşil Sol Parti ile ilişkisi anlamında Türkiye'nin demokratikleşmesinde başrol oynayacak. Kürtler olmadan Türkiye'de demokrasi olamayacak yani. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'de demokratikleşme olamaz, Türkiye'de demokrasi olmaz. Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez, bunlar iç içe geçmiş. Yani yapışık ikizler gibi bir durum ya da yumurta tavuk gibi hangisi önce gelir, hangisi sonra gelir. İkisi bir arada düşünülen şeyler. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu Kürt halkı bu kadar çekti. Türkiye'deki demokrasinin başını çekmek
o ağırlık, o yük de mi onun üzerinde? Evet, onun üzerinde maalesef. Yani bunca yükün, bunca çilenin, bunca acının üstünde Türkiye'yi feraha ulaştırmakta da başrol Kürt halkı üzerinden gelecek. Ve benim Ahmet'te son birkaç gün önce, birkaç gündür yaşadığım ve gördüğüm Kürt halkının böyle bir enerjisi de var. Yani bu halk bu kadar acıyla hala gülen, oynayan, sürekli govent, halay, coşku, büyük bir enerji. Türkiye'nin önünü açmakta da Türkiye lokomotif olma rolünü Kürt halkı uygulayacak. Ben bunu şöyle izah etmek yanlısıyım. Bu parti, Yeşil Sol Parti, bu parti altında seçime girmeseydik, kapatılma tehdidi altında olmasaydı bu kadar yakın bir zaman altında, seçime girmiş olacağımız HDP, öyle diyeyim. Bunlar mücadele partileri. Bunlar herhangi partiler değil. Bunlar az önce de söylediğim halk hareketinin parti olarak belli amaçlar ve zaman dilimleri için formatlanmış halleri. Halk hareketinin kendisi de değiller. Bir parçası bunlar. Şimdi dolayısıyla biz kendi geleneği ve işlevi mücadele olan partilerin mensubuyuz. Ve bir halk hareketinin mensubuyuz. Dolayısıyla parlamentoda da bu idrakle yer alacağız. Mücadele için gidiyoruz biz oraya. Milletvekili olmaya gitmiyoruz. Mücadele için gidiyoruz. Neyin mücadelesi? Barış mücadelesi, demokrasi mücadelesi için gidiyoruz. Bu halkın temsili bunun için veriliyor bize. Bu sorumluluk bunun için veriliyor bize. Ama oraya gittiğimiz zaman şunu da biliyorum. Devasa sorunlarla yüz yüze kalacağımız bir süreç ve orada benden beklenen bugüne kadar biriktirdiğim bilgi birikiminin uygun bir strateji ve taktik planı içinde bana düşecek rolleri oynamaktır. Şunu söyleyebilirim vekili olacağım Ahmet halkına, bir söz, bir vaat olarak bu, söyleyebileceğim şudur. Size asla mahcup çıkarmayacağım. Sizin asla boynunuzu eğdirmeyeceğim. Sizi bu dik şehri, bu kahraman şehri, bu çilekeş ama vakur şehri, gururlu şehri o özelliklerinin idrakinde biri olarak onurla temsil edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.